Merhaba arkadaşlarım. Bugün size yine güzel çiçeklerimle selamlamak istedim. Burada size göstermek istediğim, çok sevdiğim bir çiçeğim var. Bu çiçeği ben aşağı yukarı 3-4 ay kadar önce kurumuştu. Suya ıslatarak, köklendirerek bu saksıya dikmiştim. Bunun videosu da var arkadaşlar. İzleyip bakabilirsiniz. Bu benim kırmızı açan yılbaşı çiçeğimdi. Çiçeğim sonradan bir sürü tomurcuk yaptı arkadaşlar. Bunu size anlatamam. Görüyorsunuz. Kimisinde 2 tane, 3 tane olanlar da var. Her yapraklarından tomurcuklar çıkaranlar da var. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Burada başka bir çiçeğim de var arkadaşlarım. Bu da benim sıklemen çiçeğimdi. Bunu da ben tohumdan üretmiştim. Açan çiçeklerden bir tanesi tohum yaptı ve o tohumu ekerek çoğaltmıştım. Bunun da videosu var. Aşağı yukarı 4-5 tane tohum var burada. Bunlar da çok güzel çiçekler açıyorlar arkadaşlarım. Şunu görmenizi istiyorum. Gerçekten de çok güzeller. Biraz bakımından da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben içtiğim ve yediğim hiçbir şeyi çöp olarak görmüyorum. Meyve kabuklarını bile 3-4 gün suda beklettikten sonra bu çiçeklerime vitamin olarak geri veriyorum. Muz kabukları, meyve kabukları çok seviyorlar. Bir de çayın dibini kesinlikle çöpe atmayın. Sulandırarak yarımşar çay bardağı ya da az az vitamin olarak çiçeklerime veriyorum. Ve onun için bunlar çiçek açmayı çok seviyorlar. Görüyorsunuz hepsi bir çiçek. Hepsinin başında da o kadar güzel çiçekler var. İnsan çiçek açan çiçekleri görünce daha çok mutlu oluyor. Böyle çiçekler insana aynı zamanda terapide oluyor. Afyon Sandıklı'da oturuyordum. Bu çiçeklerim benim oradaydı. Ama şu anda Denizli'ye taşındık. Denizli'de kapalı balkonum var. Orada duruyorlar. Şu anda burayı çok sevdiler. Burada çok güzeller ama ileride ne olur bilemiyorum. Bu balkonda çok sıcak oluyor. Biz de devamlı evde kalmıyoruz. Balkonum da kapalı kalıyor. İnşallah bunların başına bir iş gelmez. Onun için duacıyım. Çayların dibini hiç atmıyorum. Biraz biraz hepsine paylaştırıyorum. Onlara da bu vitamin olarak geri dönüyor. Arkadaşlar şu çiçeğimi görür müsünüz? Ben bunun videosunu çektim. Ama maalesef ben paylaşamadan bu çiçeği bana Sandıklı'dan çok değerli arkadaşım kendi çiçeklerinden bir tanecik soğanından koparıp bana vermişti. Onu ben buraya dikerken bunun dikim videosunu sizinle paylaşmıştım. Maalesef ben o videoyu düzeltemedim. Bunun üzerinden aşağı yukarı 3 ay kadar bir süre geçti. Çiçeğim tuttu ve böyle de büyümeye başladı. Bu da beni gerçekten de çok mutlu etti. Buradan da bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir de arkadaşlar şöyle çiçeğimin dibine kalonşaların yapraklarından dikiyorum. Yapraklarından da çoğaldığını biliyorum. Ama henüz daha çoğaltarak büyük bir çiçek yapamadım maalesef. Birkaç tane kalonşa yaprağından çiçeğim diplerinden patlamış. Bunu da size göstermek istiyorum. Bir tane kalonşa yaprağı kayboldu ama dibinden gelen sürgünü görüyor musunuz? Bu da başka bir kalonşa yaprağı. Dibinden çıkan sürgününü görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Devamlı deneme yanılma usulü çiçeklerime de uyguluyorum. En güzelini yakalamak ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten de çiçeklerime gözüm gibi bakıyorum diyebilirim. Arkadaşlarım, videom çok uzun olsun istemiyorum. Sizi sıkılmasın diye kısa kesmek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Sormak istedikleriniz olursa elimden geldiğince bildiğim kadarıyla da yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.